Tekrardan merhaba. Geçen videomuzda sizinle Arjenli marka tütünün buzlu üzümünü denemiştik. Bugün neyi deniyoruz? Purple Legend, Mor Efsane. Bunu deneyeceğiz. Henüz paketini de açmadım bunun. Kokusu tabii ki geliyor ama şöyle bir açalım. Yani tam olarak karışımının ne olduğunu ben de çözemedim. Şöyle bakımlı bir poşette tütünümüz gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar, yine şöyle ışıkta iyice göstereyim. Diğeri gibi şerbet oranı gayet iyi. Çöp oranı çok düşük. Biz kendi lülemiz için alalım hemen. Yine bayağı bir yoğun şerbeti var. Şöyle bir açalım. Bu sefer diğerinde mesela hiç çöp çıkmadı ama bunda bu sefer birkaç tane çöp şöyle yakaladım. Bu kadarı da olur zaten. Başka da çıkmadı. Şöyle göstereyim. Tertemiz tütün arkadaşlar. Hiçbir şekilde diğer aldığınız tütünler gibi çöp vesaire durumu yok. Çok temiz. Biz yapraklarımızı yine bir inceltelim. Şöyle. Okeydir. Lülemizi alalım. Yine geçen seferki gibi tütünü basmadan serpiştirerek dolduruyoruz. Evet, lülemiz hazır. Şöyle elimi temizleyeyim. Yine diğer buzlu üzümdeki gibi epey bir yoğun aroma kokusu geliyor. Şerbet oranı da epey yüksek. Yine tahmin ediyorum ki fazlasıyla duman alacağız bundan da. Aroma olarak kokusu biraz daha böyle gül kıvamında gibi geliyor sanki bana. Kendi karışımları olduğu için hani tam olarak şu meyve bu meyve diye diyemiyorum. Hani sitesinde belki yazıyor olabilir ama çok girip de bakmadım açıkçası. Şimdi bir közlerimi ben alayım. Bir tadına bakalım tam olarak neymiş bu. İlk defa içeceğim ben de sizlerle birlikte. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Közlerle ilgili de sorular geliyordu. O yüzden ben közümü bu elektrikli ocaklarda yakıyorum. Çok çok hızlı yanıyor bunda. Bir 10 dakika içerisinde herhalde tamamen kıpkırmızı közleri almış oluyorsunuz. Bunu her yerde bulabilirsiniz. 40-50 lira gibi bir şeydir sanırım. O civardaydı çünkü. MediaMarkt'ta özellikle aynı Kumtil'in bu ürünü bolca mevcut. Oradan temin edebilirsiniz. Bu arada lüle başlığınızın da közler olurken ocağın üstünde durması iyi olur, ısınması. Nargile daha çabuk açılır, daha fazla çekip yakmamış olursunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, ben közlerimi aldım. Biraz da açtım nargileyi. Şöyle bir nefes daha alayım. Yine geçen denediğimiz buzlu üzüm gibi epey bir duman var. Aroma olarak da çok yoğun bir aroma tadı geliyor. Ama şu var, yani neyin aromasını aldığını tam olarak anlayamıyorsunuz bunda. Yani nasıl söyleyeyim, yani hafiften bir gül havası da var.
Şöyle bir nane gibi bir şeyler de var içinde. Değişik bir tadı var, mayhoş bir tadı var. Hani bunu herkes sevmeyebilir diye düşünüyorum. Ben de ilk defa denedim. Çok sevdim mi? Yani diğerine 10 üzerinden 10 verdiysem bunu 10 üzerinden 6 veya 7 veririm. Öyle söyleyeyim size. Ama yine dediğim gibi hani dumanı ve tadı yoğun olarak almak isteyen varsa zaten bu markanın tüm tütünleri böyle de. Hani bu biraz daha mayhoş bir tat. Belki hoşunuza gitmeyebilir ama buzlu üzümden eminim. Onun dışında şunu da söyleyeyim, marpuç olarak sormuşlardı birkaç kere. Ben genelde silikon ve cam marpuç kullanırım. Marpuç da yine kayanın marpucu, cam marpucu. Daha bana kalırsa temiz ve steril oluyor. Bunu en azından makine yatıp temizleyebiliyorsunuz. Hortumu falan yıkayabiliyorsunuz. Tavsiyemdir yani bu şekilde kullanmanız. Ben bir nefes daha alayım. Evet. Gayet iyi bir aroma. Güzel bir tadı var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular veya merak ettiğiniz nargile kurulum çeşitleri varsa alta yazabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Mükemmel bir hava var. Ben balkona çıkıp bunun tadını çıkaracağım şimdi. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.